Vallahi ablacığım sen de belli ki akşam ne pişireceğim diye düşünenlerdensin. Vallahi öyle bir derdin yok. Ay Şef Tahsin geldi kapıma. Bak şimdi dolaptan başlıyorum hemen. Başlayalım. Hatta burada yemekle alakalı da şikayetler görüyorum. Sorma, onlar benim verdiğim kilolar. 20, 12, 21, 90, 40, 90, 60, 90 yazıyor kız. O kadar değil ama 25 kilo kadar verdim. Ama belli düşüşler. Evet, ama güzel söylemezsek vücut ölçülerimi. Ay işte 90 dedim de yani. Neval Hanım 25 kilo mu vermiş? 25, ben buna şaşırmadım hiç ama değil mi? Yani evet. Ama şaşıracak da bir şey yok. Azmetmişsin, vermişsin. Nasıl yaptın bunu peki? Neyle? Ya vallahi işte 2 öğün besleniyorum, tek öğün besleniyorum, aç kalıyorum. O şekilde veriyorum yani. Aç kalmak yok. Ben ekmek için. Yani bugün yapacağız yemekleri. O acısını çıkartıyoruz. Bugün yiyeceğim ama. Acısını çıkartacağız. Evet, aynen. Şimdi dolaptan başladım. Ablacığım burada baharatlarını görüyorum. Hepsini buraya koymuşsun. Çok güneş oluyor mu evin? Yani evet, güneş oluyor. O yüzden dolapta tutuyorum. Doğru yani. Aslında bunu seyircilerimize de söyleyelim. Eviniz güneş alıyorsa dolapta saklamak en sağlıklısı. Evet. Ama tezgah üstünde de eğer serinse mutfağınız. Direkt yani birebir güneş görmüyorsa aslında. Çok tezgah üstünde de bir şeyler bulundurmayı sevmiyorum aslında. Şurada ben şahane sebzeler görüyorum. Ben bunlardan böyle alarak işe başlayayım. Bak ana. Evet. Bak bunlarla bir şey yapabiliriz. Bununla bir şey yapabiliriz. Bence bunu kullanabiliriz. Hatta kremayı hazır malum almışım, değerlendirebiliriz. Bu köyden mi? Bu evet, direkt annem kendisi yapıyor onları. Erişteyi de annem kendisi yapıyor. Süper, bunu bak, da kendisi bunu yapıyor. Kesin kullanırız bunu. Abla sen ama onu bunu da her şeyi buraya koyuyorsun. Evet yani çünkü böceklenmesinden falan çekiniyorum. Daha önce başıma geldi çünkü. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Burada mı oldu? Benim. Burada bu basmati pirinci şekeri düşük aslında, o yüzden diyet için. Evet, glisemik indeksi düşük olduğu için tercih ediyoruz. Hele laflara. Nereden biliyorsun? Ya işte ben bayağı bilgiliyim bu diyet işleriyle falan. Peki bu kadar dolabının dolu olmasının sebebi ben geliyorum diye mi? Doğru söyle, yoksa şey mi? Yani genel hali, yani vallahi sen geliyorsun diye değil. Neyse ben buradan uyarımı yapayım da alışveriş falan yapmanıza gerek yok. Dolabınızda ne varsa onunla yemek yapıyoruz. Bunun şekil ağ örneğini zaten bugün birebir göreceğiz. Ben o zaman işime yarayan malzemeleri buradan aldığıma göre biraz öbür dolaplara da bakayım diyorum. Tahsin Şef, ne yapacağını biliyor musun da malzemeleri dizdin öyle tezgaha? Ne yapacağımı ben bulurum. Şimdi sadece önümde böyle bir malzemelerin hepsini bir göreyim. İşte erişte var mesela, erişteyle çok güzel böyle bir çorba var kafamda. Belki ona çeviririm ama eksik malzemelerim var, onlar da varsa ablama da soracağım güzelce. Erişte olanı da var bunun. Erişte şeklinde olanı da var. Maşallah. Evet, hepsini annem kendisi yapıyor. Mal varlığım belli olacak değil mi öyle? Dur bak şimdi, kuz bu sapsarı köy tereyağı. Güzel. Güzel güzel. Baharatlar zaten lazım oldukça buradan isteriz. Şimdilik ben onları aldım. Şu şeylerine falan bakayım. Derin dondurucuyu unuttun şefim. Çok doğru. Doğru, arada böyle işte bozuk saat gibi günde 2 sefer. Bak şimdi. 3 adet köfte. Bir şey diyeceğim, ha bu ne kız? Etlere masaj mı yapıyor? Yani yok. O da cildim için. Onu da buzlukta mı olması gerekiyor? Evet, buzlukta tutulması gerekiyor. Unuttun mu şefim? Yarın Neval Hanım'ı istemeye gelecekler. Ne burcusun sen? Boğa burcuyum. Yemeğe düşkünsün. Bugün doğum günüm benim. Ne? Evet. O zaman dış ses. Her zaman yaparsın bir güzellik diye düşünüyorum. Biz her şeyi düşünen bir ekibiz Tahsin Şef. Elbette var bir sürprizimiz. Sürpriz olsun sana. Teşekkür ederim. Bak o taranayı falan da hep annem yaptı. Patronlar tatlı yollamış. İyisin kız, iyisin. Onlar falan hepsi el yapımı. Bunu değil de şimdi çorba için onu koyayım desem. Şurada bir şey görüyorum. Bu... Ne bu? Tavuk. Üstüne ne yazıyor bunun? Okula yollamıştım onu, çocuğumun ismi yazıyor. Bu kadar da saklama kabı düşkünü olma. Analarıma da sesleniyorum ben. Yani şu saklama kablarını bir salın artık. Okuldan dondurma şeyleri çıktıktan beri bir rahatladık da Allah'tan onlar tek kullanımlık veriyorlar da şunları bir salın. Ay yok, ben dondurma kablarını da geri yolluyorum anneme. Ay gerçek, onları ama doğru. Ben annem için kaç kere kavga ettim biliyor musun? Salçayı yolluyor, konserveyi peşini arıyor. Nerede benim kavanozda? Yapmayın ya. Hele hele bak, gel bir bak, gel. Her şeyi hazır bak. Bak her şeyi hazır. Bu arada bu çok yanlış bir şey. Neden ki? Söylüyorum hemen. Bir dur hele, bir dur artık yani. Niye bu yanlış bir şey? Bu cam kavanoz ve bunun ağzına kadar full doldurursan bu patlama yapabilir. Öyle mi? Aynen, bunu böyle biraz daha az bırakacaksın. Ki böyle hava alabilsin. Çünkü bunu açarken patlar ki bak yarıya açmıyor. Tam tutmamış kapağını. Evet. Bu da bozulma yapar. Tamam. Yani şu an için dondurucu olduğu için bu problem yok. Ama bunlara mesela dikkat edebiliriz. Burada bir sürü et suyu görüyorum. Bundan bir tanesini böyle alayım, çorbaya koyarız. Kemik suyu. Özel kaynatılmış. Kavurma olmasın bu? Yok yok, kemik suyu. Çok yağlı. İşte yani bayağı 8-10 saat kaynatılmış kemik suyu, ilikli kemik suyu. Şöyle evet. Bakın üstü tabaka bile tutmuş. İşte bunlar lezzet. Yani bana gidip marketten 40 kilo et alsam, dolabında 50 kilo et olsa ne olur? Şu kaç saat kaynattım bunu? Yani 8-10 saat kaynattık. Abartmam bakalım, yıllarca diyecektim. 8-10 saat kaynattık. İşte yani bunu. Şunu markette bulamazsınız. Yok. O yüzden ah anam yani lezzeti, ah babam çocuğum lezzeti. Çocuğum doğduğundan beri tüm yemeklerine işte koyuyoruz ana. İşte ana gibi ana. Şimdi başka da buradan bir şeyim yok. Şu kuru bakliyatlarına falan da bakayım. Kalanları da tamamlarız. Tamam, şöyle kapatayım. Neyse öbür dolapları da ben bir bakayım çünkü... Aklında ne var şefim? Neler yapmayı planlıyorsun? Yani çorba yapmayı düşünüyorum ama 2-3 çeşit şey var kafamda aslında. Onları böyle bir toparlayıp hareket edeceğim. Bir de çok sebze gördüm dolabında. Böyle sebzelerin hepsini toparlayacak şahane bir tarif geldi aslında kafama ama... Ne koyarım, nasıl yaparım, nasıl birleştiririm? Biraz daha öbür dolapları gezmem lazım ki... Öğrenelim. Biraz karışık bir çorba olursa vallahi. Değil mi? Bol böyle. Çocuk da seviyor. Bakliyatı, proteini vesaire içine giren böyle. Burada tabak çanak var. Bakliyatların falan şu dolaptadır. Kız bu ne güzel. Bunu bana hediye etsene. Ha, senin olsun. Ben bir şey söyleyeyim mi? Programı 100. bölümde düzdüm evi. Un yeter bizim için bence. Bak şu unu kullanalım. Buradan. Aa bak süper. He, tamam. Başrol. Biz şimdi şey düşünüyoruz ya çorba yapmayı. Hı hı. Protein kaynağını buldum. Mercimek. Evlerinizde her zaman et olmayabilir. Bazı şeylere protein desteği için yeşil mercimeği seçin. Ana slogan mı bu kız? Orada erişte var aşağıda. Ev yapımı. Neyi? Bu da var. Hı hı. Ev yapımı. O, o mantı gibi yapılıp yoğurtlu evet, değil mi üstüne? Kıyma döküp yoğurtla yiyoruz onu. Ha bak bunu kullanalım. Mangır diyoruz biz ona. Mangır ona başka şeyler de diyorlar. Yöre yöre çok ismi yani evet, şu an. Bizim yörede... Kesme diyorlar, aynen. Şey diyorlar. Ama bak bunu kullanalım, bu çorbada daha şey olur. Evet. Ben de görebilir miyim? Şöyle göstereyim. Bu arada arkadaşlar bu çok değerli bir erişte. Bu böyle öyle hazıra konmak için saç üstünde kurutulmuş bir şey değil, güneşte. O ne kadar büyük bir emekle yapıyorlar ya. Çünkü bunu kontrol etmezseniz çok çabuk küflenir. Sürekli böyle alt üst etmeniz gerekir. Onu yapmazsanız sancılı bir süreç. Çok emek kokan hareketler işte. Ne yapayım markettekilerine ben. Hadi yine iyisin Tahsin Şef. Bolca malzeme buldun Neval Hanım'ın mutfağında. Ama hala kara kara ne yemek yapacağını düşünüyorum. Çok düşünme. Önce yaşlandırır seni. Bunun tavsiye benden sana. Ayrıyetten de şöyle bunun cevabını şöyle vereyim. Buraları biz toplayalım. Ben bayağı güzel ana temel malzemelerimi çıkarttım. Kalanını da zaten buradan bence dolaptan buluruz. Baharatıdır, tuzudur, karabiberidir. Onlar da vardır diye düşünüyorum. Önlüklerimizi giyelim, ellerimizi yıkayalım. Masanın başında o zaman buluşalım.